satılacak denildi Cumhurbaşkanlığa. Yani ama şey, İHA'lar, SİHA'larla ilgili. Kamu yönetimiyle ilgili. Hayır, şöyle, mevcuda tırnak içinde Ali Babacan söylediği gibi dokunmasalar, savunma sanayi zaten kendine bir ivme kazandırdı. Gölge belli bir yani. Tabii kapasiteyle ilerliyor. Korkarım dokunacaklar. Yani çünkü şöyle bir şey. Buradaki vaatler şu andaki izlenen ekonomi politikasını biraz farklılaştırmak yönünde. Nasıl? İşte mesela kur korumalı mevduata son vereceğiz falan diyor. İşte Merkez Bankası falan. Şimdi bir dakika. Kur korumalı mevduat ne işlev görüyor şu anda? Yani şöyle oluyor. İnsanların elinde para var. Yatırımcının elinde. Döviz almak istiyor. Dövize talep artınca, talep çoğalınca kur fırlıyor. Onun yerine devlet gecikmeli de olsa, gecikmeli yaptı bunu o. İlk başta yapsaydı, o faiz kesinlikle indirme kararıyla beraber enflasyon yapsaydı, enflasyon bu kadar artmazdı. Kur zıplayıp enflasyon bu kadar zıplamazdı gerçekten. Şimdi döviz tevdiat hesaplarına alternatif bir yatırım alanı yaratmışsınız. Yani yatırım alanını çeşitlendirmişsiniz. Bu bir kazanım. Kuru dengeleyebildiğiniz sürece kontrollü bir şekilde ihracatı gözeterek, dış ticaret hacmi şeyini önceliklerini gözeterek kontrolü de giderseniz kur farkı ödemeden sadece faiziyle şey yapar. Mesela şu anda bankalarda mesela %20-25 eğer 3 aylık bir para yatırırsanız %25 civarında faiz var. Normal şey hesabında. Ama kur korumalı da %12-13 galiba. 3 aylık için bahsediyorum. Yani bu Türk lirasını bak, kur korumayla beraber alan. Tabii yani şey yapıyor. Dolara ya da dövize muadil ikame bir alan yaratıyorsun. Şimdi böyle bir fırsat varken diyorsun ki sen şu anda kur korumalıları ben bitireceğim. Bu ne demek? Ya dolara, dövize ya TL'ye parayı şey yapacaksın, yönelicisi. Ne yapar insanlar korumak amacıyla? Ya altın, döviz gibi alanlara kaçarlar. Ne olur bu? Senin iktidarında da yine döviz yine fırlar. Yani bunu böyle bir araç, enstrüman tabii, varken... Dolarizasyonu tetiklersin. Tabii. Böyle bir araç varken... Şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi bakın... Türkiye görüyorsunuz her türlü saldırıyla karşı karşıya. Terör örgütüyle doğrudan saldırıyla karşı karşıya. Amerikan terör örgütüyle ayrı. Tabii. Şimdi Kur'an yakmalarla provokatif saldırılara karşı karşıya. Bunun tamamlayıcı unsuru ekonomiydi işte. Milli Güvenlik bir yıl önceki neredeyse Milli Güvenlik Kurulu toplansa, bunu hatta bir yıldı biraz daha erken yaz aylarıydı zannederim. Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantısının konularından bir tanesi ekonomiydi. Ve diyordu ki Türkiye'ye dair sınama, ekonomisini sınamaya yönelik döviz ataklarına karşı ekonominin dayanıklılığını arttırmak amacıyla önlemler diye bir madde vardı, tamam mı? Kimse bunu anlamadı. Ben bunun üzerine birkaç yazı yazdım. Ya kardeşim sen nerede, ne zaman Türkiye'de ekonominin milli güvenlik konusu tehdidi olarak algılandığını ve bir madde olarak görüşülmüş olduğunu duydun? Yok böyle bir şey. Ne ekonomistler, ne savunma, ne terör uzmanları ya da güvenlik uzmanları hiç üzerine durmadı. Sonra anladık ne olduğunu. Kuru Türkiye'nin kontrol edebileceği bir hale getirmek amacıyla bir faiz indirimine gidiyor. Ama buna eğer kur korumalı mevduatı yapsaydı gerçekten çok sağlam bir mekanizma kurmuş olacaktı. Onu zamanında kurmadıkları için, yapmadıkları için kur fırladı. Eğer o da olsaydı bugün yurt dışından nasıl herhangi bir döviz atağı yemiyorsan, mesela hatırlıyorsunuz Trump ne demişti? Güçlü dolarımızda zayıf TL'yi eziyoruz. Evet. Bir anda dolar 8 lira 9 lira falan gitti ya. İşte o bir sınamaydı. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararında yazılan ekonomimizin sınanmasıydı. Ve biz o işten nasıl saldırıya uğrayabileceğimizi gördük. Tam seçim sürecinde şu anda bak borsada neler olup çıkıyor. Şimdi bunu inceleyecek bu devlet. Şu anda eğer o tür bir kur saldırısına Türkiye maruz kalmıyorsa izlenen ekonomi politikası. Kesinlikle. Ben bunu sıcak para politikası yıllarca ben ekonomi muhabirliği yaptım. 90'lı yıllarda yabancılar aracı kurumlar üzerinden Türkiye her yaptığı saldırı kur üzerinden oldu. Sıcak para politikasından oldu. Türkiye şuna oturdu. Döviz gelecek. Faiz yüksek vereceksin isteniyor ya. Hep faiz yüksek olsun isteniyor. Yüksek faiz, düşük kur. Yani şöyle düşünün. 100 dolar getirdi adam. Bu 1000 lira değil mi şu anda? Örneğin.
yılın sonunda yine TL kur olarak 1000 lira alacak ama %20 faiz üzerine bindirmiş olarak 1200 dolar olarak çıkacak sistemden. Evet. Yani böyle bir faiz kazancı dolar üzerinden dünyada yok. Bu Türkiye bunu yıllarca verdi. Hatta bunu kimler taklit etti sonra? Bu İslami Holding falan denilen adamlar var ya, dolar ve euro bazından %30-40-50'lere kadar tabii faiz verir hale geldiler. Çünkü ekonomiyi vermediler, bu afyona alıştırdılar. Tabii. Türkiye tamam, bunu, bu zinciri kırdı. Bak, o Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra Türkiye bu zinciri kırdı. Şimdi bu program ne istiyor biliyor musun? Eskiye dönelim istiyor. İşte Batı'nın aferin dediği o. Şimdi sen savunmada da böyle. Diyorsun ki ben SİHA'ya, İHA'ya dokunacağım. Ne demek bu? Sen eğer onlardan diyorsun ki, bak ben bir rapor haberini yazdım geçen gün. Amerika'nın istediği Cumhurbaşkanı kimdir diye bir yazı yazdım. Amerikan Kongresi'ne Aralık ayında sunulan bir rapor var. Kongre Araştırma Merkezi tarafından ve bütün şeye. Adamlar diyor ki, işte Rusya'yla ilişkileri belli noktada tutabilen, S-400'ler almayacak, işte Amerikan güdümünde olabilecek bir Cumhurbaşkanı profili çiziyorlar. Böyle bir durumda diyor, Amerika mali yardım yapar, savunma konusundaki yaptırımlarını gevşetir. Ama diyor, bunu diyor, eğer yaptıktan sonra kamuoyunda Türkiye'nin eylemlerini, Türkiye'nin izlediği politikayı Amerikan çıkarlarına bağlayan Cumhurbaşkanı diye bir kampanya başlarsa, ki bak Cumhurbaşkanı böyle tarif ediyor o tarihte, yani olursa diyor, bu reformları da geciktirir biraz diyor. Yani toplum baskısından biraz geri adım atmak. Çünkü Erdoğan diyor çok sert bir çizgi çizdi milliyetçi olarak, şey olarak diyor. O çizgi ona bir referans olacak diyor. Adamların şeyi bu. Niye söylüyor Ali Babacan? Ya savunma sanayinde niye bu kadar iddialı değiller? Teknoloji bilmem ne yapacağız, bunu yapmayacağım diyen adam var mı? Öyle yapacaksın yani zaten. Böyle diye diye, bak böyle diye diye Vecihi Hürkuş'u yok etmiş bu ülke. Nuri Demirağ'ı yok etmiş, Şakir Üster'i yok, Şakir rahmetli analım, Şakir Üster, Allah rahmet eylesin. Şakir Zümre'yi yok etmiş, Nuri Kirligil'i yok etmiş. Tamam. Şimdi kime gelmiş sıra? Selçuk Bayraktar'a. Şimdi, o yüzden diyorum, savunma sanayine kardeşim sen dokunma. Sen Genelkurmay Başkanı'na, kuvvet komutanlarını bağlayacaksan bağla, ne yapıyorsan yap. Ama bırak, aman bırak dağınık kalsın, o kendi yolunu bulur diyorum ben.